İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. Kişiler sosyal çevrelerinde sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürebilmek için çevresindekilerle iletişime geçerler. Ayrıca ruhsal, bedensel ihtiyaçları gidermek için iletişim oldukça gereklidir. Toplumsal kanun ve kuralları sağlıklı iletebilmek için iletişim de şarttır. Bu da gösteriyor ki iletişim bir insanı yakın ve uzak çevresine bağlayan halkadır aslında. Empati kurmak, iletişim kurduğumuz kişinin gözünden dış dünyayı tanımlamak ya da görmek anlamına gelebilir. Başka bir ifadeyle de kendimizi karşımızdakinin yerine koymaktır. İletişimin olmazsa olmazı karşısındakine söz hakkı tanımak onu dinlemektir. Empati kurabilmeyle ilgili ilerleyen bölümlerde daha detaylı bilgi ediniyor olacağız. İletişim türlerinden söz ediyor olacağız. İletişim, sözlü, yazılı hareketlerle iletişim olmak üzere artırılabilir. Hatta sembollerle de diyebiliriz, bunu artırabiliriz. Sözlü iletişim, birebir diyaloğa dayanan iletişim şeklidir. Yazılı iletişim ise karşılıklı yazma yoluyla kurduğumuz iletişim şeklidir. Özellikle son yıllarda sosyal medyanın ve teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte yazılı iletişimde tüm dünya olarak oldukça etkili olduğumuzu söyleyebiliriz. Hareketlerle iletişim ise jest, mimik, el ve hareketlerimizi kullanarak, yani beden dilimizi kullanarak kendimize anlatmaya dayalı kurduğumuz iletişim türüdür. Sembollerle iletişimde kurabiliriz dedik. Sembollerde bazı işaretlerdir. Örnek veriyorum herhangi bir takımın sembolü. Aklınıza ne geliyor? Beşiktaş için kartal gelebilir, Fenerbahçe için kanarya gelebilir. Bu da sembolik olarak iletişim türüdür. Ve Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Benim için de oldukça önemli hayatımda yer eden sözlerden bir tanesi. Der ki, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşırlar. Bu sebeple ne konuştuğumuz değil de aslında ne söylediğimizin altında yatan duygular önem taşımaktadır etkili iletişim kurabilme noktasında. Peki bizler neden iletişim kurabiliriz? Neden iletişim kurmak isteriz? Çünkü insanız, insanlar konuşarak anlaşırlar diye bir sözümüz var biliyorsunuz. Ama bunun altında yatan nedenler var. Tabii ki bilgi aktarmak için, birini ikna etmek için, bu patronunuz olabilir, bu işe girmek için mülakatta karşılaştığınız insan kaynakları yetkilisi olabilir, bu özel hayatınıza dahil etmek istediğiniz birisi olabilir, anneniz olabilir. İkna etmek aslında temelde yatan en birinci faktördür diyebiliriz. Onun dışında yönetim sebebiyle paylaşmak için iletişim kurabiliriz. Eğlence dünyamıza dahil etmek ve bir başkasının eğlencesine dahil olabilmek için, değişim yaşayabilmek yani evrimleşebilmek adına iletişim kurabiliriz. Problem çözebilmek için elbette iletişim kurmamız gerekir. Aynı zamanda tabii ki işbirliği oluşturmak için de iletişim kurarız. Temelde neden iletişim kurarız? En önemli olan kısım bu olacak. Çünkü her insan umursanmak ister kabul görmek ister, değerli olmak ister, yeterlilik duygusunu hissetmek ister, sevilmek ister, sevmek ister ve benzeri şekilde bunları çoğaltabiliriz. Temeldeki nedenlerimiz bunlar olabilir. Peki asıl amaç nedir? Asıl amaç tabii ki anlaşılmaktır. Peki doğru anlaşılmak için doğru iletişim nasıl kurulmalıdır? İletişimi başlatmak için iletişimdeki etkili öğeleri de bilmek gerekiyor aslında. Şöyle söyleyebiliriz, iletişim süresince söz, ses, beden diliyle belli oranlarda etkiler bırakılır. Örneğin söz %7 etkilidir. Ses tonu %38, beden dili ise %55 etkilidir. Bu sebeple hepimiz iletişim kurduğumuzda söylenenden çok kastedilene odaklanırız. Sosyal yaşamda ve iş yaşamda etkili olacak olan iletişimdeki oranları aslında paylaşmaya çalıştık. Sözün, sesin ve beden dilinin ne kadar etkili olduğuna dair bir de sosyal hayatımızda doğru iletişim, yanlış ya da eksik iletişimin oranlarını aktarıyor olacağız. Başarının formülünde tabii ki iletişim etkilidir. Bunun oranı da %85'tir. Eğer doğru iletişim kuruyorsanız o iletişimdeki başarı %85'tir. Hayatımızdaki iletişim kusurlarının %75'i ise iletişim eksikliğinden kaynaklanır. Peki, genel olarak yine hayatımızda iletişim sebebiyle kayıplarımıza odaklanacak olursak %80'i ise tamamen kötü iletişim kurmamız sebebiyledir. Amacımız başarı olmak ve çevremizi olumlu bir şekilde etkilemekse etkili bir insan olmak zorundayız. Etki olmadan da başarının gelmediğini anlatmaya çalıştık bu oranlarla. Örneğin bir pazarlamacıysanız, ürünlerinizi daha fazla satmak istiyorsanız, müşterinizi etkilemek durumundasınız. Ya da bir yöneticiyseniz, başarınız çalışanlar üzerinde yapacağınız etkiyle ölçülecektir. Bir takım çalıştırıyorsanız, sadece oyuncularınızı etkileyerek şampiyon bir takım oluşturabilirsiniz. Güçlü ve sağlıklı bir aile yetiştirmek istiyorsanız, çocuklarınızı olumlu bir şekilde etkilemeniz gerekir. Yani görüyoruz ki, etkili iletişim, eğlence, iş hayatı, sosyal yaşam, aile yaşantısı, özel ilişkilerde her şeyde etkisini üzerimizde hissettirmektedir. Etkili bir insan olmayı öğrenirsek eğer, hedeflerimize daha çabuk ulaşabilir, daha kalıcı etkiler bırakabiliriz. İnsanlar sizi yalnızca size inanırlarsa takip ederler çünkü. İnsanları ne kadar çok anlarsanız, başkalarına yol göstermekte başarılı olma şansınız da o kadar artacaktır.